EICMA 2019'da 2020 yılının en yeni modellerini görmek için geziyorum. Yamaha standına geldim. Bu sene Türkiye'de ve dünyada da aslında en fazla yenilik, yeni modele sahip olan marka Yamaha. Çünkü hem Hypernaked sınıfında, hem Sport Touring kategorisinde, hem scooter'da, hem de yarış kategorisinde birçok yeniliği var. O yüzden çok uzatmadan kısa kısa size gezdirmeye çalışayım. Hemen şuraya şeye götüreyim sizi. Önce en düşük CC'lerden başlayayım. Yeni MT25'e götüreyim. Yeni MT derken motor bloğu zaten aynı ama büyük ihtimalle yeni haritalandırma sistemi uygulandı diye düşünüyorum. En büyük yenilik zaten şu gözler. Burada iki tane böyle robotik gözler. Burada altta bir mercekli bir göz. En büyük yeniliği bu. En çok sevilmeyen yanı kornanın burada olması. Kornayı buraya böyle şey yapmışlar, koymuşlar. Onu hiç sevilmedi. Birincisi bu, ikincisi ön çatal ters olmuş. Ters ön çatala sahip olmuş. Bir diğeri Dunlop'un Sportmax GPR 300 lastikleriyle birlikte geliyor. Bunun haricinde gösterge paneli değişmiş. Artık Yamaha'nın o bildiğimiz dijital gösterge paneline sahip olmuş. Bunun yanında renkler tabii. O Nardo Grey ve turuncu renkleri armoni haline getirmişler. Bunun yanında da büyük ihtimalle motor bloğunda bir haritalandırma farklılığı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü R25'te de aynısı oldu. Biz sadece tasarım zannettik ama bir baktık motor bloğu da farklı. Hem daha az yakan, hem daha performanslı, hem daha tok, hem daha smooth olan bir motor haline gelmişti. Bunun da öyle olacağını tahmin ediyorum. Bunun haricinde şu sinyalleri göstereyim size. Nihayet Yamaha öyle kullanıcı dostu bir sinyal koymayı başarmış. Yani çok güzel değil elbette ama yine de en azından o kötü görünümlü o halojen sinyalden kurtarmışlar. Hemen arkasında da MT125 var. Aynı şekilde aynı tasarıma sahip ama bu daha böyle sanki bunda Jix durmuş gibi görünüyor. Bu tabii 16 yaşını doldurmuş A1 ehliyetine sahip kullanıcıları hedeflediği için 125'lik olan versiyonu. Fiyatları birbirine yakındır. Yine aynı şekilde ters maşa var. Daha küçük bir radyatör var. Gösterge paneli MT25'ten biraz daha farklı. Onda zaten bu daha önce var olan, daha önceki senelerde var olan gösterge paneliydi. O değişmemiş, o devam etmiş. Siyah renkli, mat siyah renkli bir görünüme sahip. Güzel bir görünüme sahip. Lastikler bunda farklı. Michelin'in Pilot Street marka lastikleriyle birlikte geliyor. Yani bunun lastikleri daha iyi. Bunun haricinde de ne var abi? Yine sinyalleri göstereyim. Bunlar da sinyaller böyle LED. Allah'tan o kötü sinyalleri koymamışlar. Önde bir cam yok. Böyle bir rüzgar saptırıcı gibi bir şey koymuşlar. Yani MT125 de böyle. MT25 güzel olmuş. Yani hem ters maşasıyla, hem göstergesiyle, hem LED farlarıyla, yeni dizaynıyla gerçekten güzel olmuş. İnsanlar böyle fotoğraf çekmek için böyle acayip şekillere giriyorlar. Yamaha standı çok kalabalık. Çünkü İtalya'da Yamaha çok seviliyor. En çok satan markalardan bir tanesi Yamaha. Bakın Ducati var, MV Agusta var. İşte bir sürü Vespa'sı bilmem Piaggio grubu falan var ya. Buna rağmen en çok Yamaha satıyor İtalya'da. O yüzden çok kalabalık. Hemen hızlı hızlı geçeyim. Süper Tenere'de hiçbir değişiklik yok. Aynı 2010 kasayla aynısı. Renkte galiba bir değişiklik var. Şu renk... Ha, bu Tenere 700'müş pardon. Pardon. Tenere 700'ler zaten geçen sene lanse edilmişti. Ülkemize de girmişti. Bizi lansmanına çağırmamışlardı. O yüzden test edemedim, bilmiyorum. Bunlar üzerine durmayayım, Tenere 700'ler üzerinde. Şimdi geleyim bu tarafa. Bu tarafta Sport Touring kategorisinin başlangıcı ve bizim hiç beklemediğimiz sürpriz bir model Tracer 700'ün yeni kasası var. Şöyle önden göstereyim. Abi biliyorsunuz kocaman farları vardı Tracer 700'lerin. Artık bu R1'i andıran far sistemine sahip olmuş. Şurada gündüz aydınlatmaları, burada da normal aydınlatmaları, mercekli aydınlatmalar var. Vallahi ben beğendim. Büyük ihtimalle Yamaha mühendisleri artık R1'den nemalanarak böyle şey yapmaya çalışıyorlar. Yani o yarışçı ruhunu, performans ruhunu şu inceltilmiş, küçültülmüş farlarla vermeye çalışıyorlar diye tahmin ediyorum. Bence güzel olmuş. Bu bir. İkincisi, abi sinyale bak. LED yani. Hani şey değil. O eski kütük sinyaller yok böyle. Hakikaten o açıdan da güzel. Gösterge paneli de değişmiş. Şöyle güzel bir gösterge paneline sahip olmuş. İçeriğini bilmiyorum. Demo sunumu yok burada. Yanında bir USB çıkışı var. Şurada. Burada da bir çakmak çıkışı var. Cam zaten oynayabiliyor. Şöyle. Mekanizması galiba değişmiş. Farklı bir mekanizmaya sahip olmuş camın. Bunun haricinde elci kısıtma üzerinde standart mı geliyor bilmiyorum ama burada var abi. İnşallah standart geliyordur. Bu güzel bir özellik olur. Şurada bir şey barı var. Crossbar var. Buraya navigasyon bağlamak için böyle bir aparatla birlikte standart olarak geliyor diye tahmin ediyorum. Bu da sanırım alttaki o mercek farların bir şeyi. Ne olduğunu bilmiyorum. Hani demo sunumu yok burada. Açık değil yani. Şeye bağlı değil. Onları bilemiyorum. Ön çatal ayarlanabilir ama ters değil. Bu büyük bir eksiklik ve traction control yine yok. Yine yok.
süspansiyon sisteminin değiştirildiği ve elden geçirildiği söyleniyor. Büyük ihtimalle o çok yumuşak dediğimiz süspansiyonlar daha elverişli, daha performanslı hale geldi diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde arka süspansiyonda da değişiklikler yapmışlar. Özelliklerinde bunlar yazıyordu. Dolayısıyla motosikletin bütün şeyinin, hissiyatının değiştiğini ben düşünüyorum. Bir de şu çantalarla mantalarla hakikaten güzel oluyor, güzel görünüyor. Şöyle şuradan bir dolaşayım, bir daha bir önden bir göstereyim. Şu turuncu renkte çok hoşuma gitti benim. Şurada mavisi var bakın, o Yamaha'nın kötü mavisi, benim hiç sevmediğim mavisi. Burada da bu rengi var abi, bu çok güzel bir renk. Bu çok güzel bir renk ama şu stickerlar falan hani güzel, adi durmuş biraz. Ya eksiklikleri var abi, klasik Yamaha, evet güncellemiş, yenilemiş. Bu arada Euro 5'e uygun diye biliyorum. Şuradaki katalizörü görüyorsunuz, orada 2'den 1'e düşmüş silindirler. Sis farları bunlar stok donanım değildir, büyük ihtimalle aksesuardır. Fren sistemi falan aynı. Onlarda bir farklılık görmüyorum. Yani Yamaha abi güncellemiş, yenilemiş, kasayı albenili hale getirmiş ki klasik Yamaha'dır biliyorsunuz. Albenili kasayı yapmayı çok iyi biliyorlar. Yavaş yavaş diğer teknolojik donanımları ekliyorlar. Traction olmaması, ters maş olmaması bence bir eksiklik ama kasa çok güzel olmuş. Umarım fiyatı çok yüksek çıkmaz. Şurada da diğer rengi var. Onu da göstereyim size. Şurada da mavi rengi var. Ben bu rengi sevmiyorum ama sevenler çok. Beğenenler çok. Evet, bu da ikinci, üçüncü yeniydi ve dördüncü yeniye geçelim. Geçen sene konsept olarak tanıttığı Tristi 300'ün artık bu sene piyasaya sunacak diye öğrendik. Üç tekerli bir motosiklet. İtalya'da çok tutuyor, Avrupa'da çok tutuyor çünkü bunlar artık buralarda şeylerle kullanılabiliyor. B sınıfı ehliyetle kullanılabiliyor. Ekstra bir motosiklet ehliyeti istemiyor diye biliyorum Avrupa'nın birçok ülkesinde. O yüzden Yamaha uzun zamandır, ya 3-5 senedir hep böyle şeylere yürüyor. 3 teker olayına yürüyor. Tristi 300'ü de geçen sene tanıtmıştı konsept olarak. Bu hatta 3 boyutlu yazıcılardan falan çıkan parçaları falan gibi özellikleri vardı. X-Max 300'ün motor bloğu ile aynı olduğu söyleniyor. Süspansiyon sistemi Nike'ına benziyor. Şöyle içeriden göstereyim. Nike'ın da dışarıda bu taraftandı. Bunda iç tarafta, içeriden ve yine çift sönümlemeli. Bir tanesi gidon kontrolü, bir tanesi hani süspansiyon görevi görsün diye. Şuradan üstten bu şekilde bağlı. Güzel bir süspansiyon yapısı olduğu belli. Test edebilirsek, şurada fren korumalar falan var. Bunlar çok güzel düşünülmüş. Bunun haricinde bir de Yamaha'nın bu zamana kadarki 3 tekerli motorlarının hiçbirinde sabitleme yoktu. Yani kendi sabitleme olayı yoktu. Artık Tristi 300 ile birlikte şurada parking şeyi var. Büyük ihtimalle bu odur. Veya ayak frenine basınca bir, yani sabitleyebiliyorsunuz artık. Artık sabit olabiliyor. Nardo grey rengi var. Şurada bir yerde başka bir rengi daha vardı. Onu da göstereyim size. Nerede abi? Nerede? Scooter orada. Scooterlar orada. Dur bir daha. Bulacağım. Böyle kendime de çevireyim de kalabalığı görün diye. Kalabalığı görün diye. Şöyle göstereyim abi. Evet. Nerede? Bir tane mi Tristi koydunuz abi? Bir tane mi yani? Yok. Burada da yok abi. Tristi bir tane herhalde. Ya da orada orası çok kalabalık. Belki ben göremedim. Yani Tristi böyle. Tristi 300. Türkiye'ye de gelecek. Türkiye'de de satışı olacak. Başka renkleri de var ama kalabalıkta göremedim, bulamadım. O yüzden gösteremiyorum. Bu da başka bir yeniliğiydi. Şimdi gelelim. Başka ne yeniliği var? Başka yine scooter grubunda bir yeniliği var. T-Max'leri yeniledi. T-Max 560'lık yeni versiyonunu lanse ettiler. Geçen yaptıkları şeyde, dünya lansmanında. Vallahi ben T-Max'in özelliklerini bilmediğim için, yani hiç kullanmadığım, test etmediğim için bunda neler değişti bilemiyorum. Yani sadece onların söylediği, anlattığı kadarı var aklımda ama abi hani eskisinde nasıldı onu bilmiyoruz ki, şimdi nasıl anlatayım bunu. O yüzden sadece size şöyle göstermiş olayım. Yani atıyorum bu el freni var mıydı, şu özellikler var mıydı, gösterge böyle kontrol edilebiliyor muydu, bunlar ne işe yarıyor falan. Hani hiçbirini bilmediğim için o yüzden size böyle detaylarını anlatamayacağım ama şöyle göstereyim. Kasa değişmiş, bir kere farklı bir kasa olmuş. Şöyle görsel olarak da önden göstermeye çalışayım farları. Daha güçlü olduğu, daha performanslı olduğu, daha gaz hissiyatının daha iyi olduğu falan gibi şeylerden bahsettiler ama doğru mu, yanlış mı, eskisinin gaz hissiyatı nasıldı bilmiyorum. O yüzden şöyle sadece tasarımlarını göstereyim. Şu renk güzel ama. Bu renk güzel. Burada bir Japon veya Çin abimiz şey yapıyor, sunum yapıyor. Evet. Bir de şurada şey rengi var. Siyah rengi, mat siyah rengi var. Tech Max diye geçiyor bu renk. X-Max'leri de uygulamışlar bu sene bu rengi. Bu Tech Max versiyonunu X-Max'lerde de var.
Başka ne var? Başka ne? Ha, şimdi gelelim. Oh. Az daha kameramanın önünden geçecektim. Şimdi gelelim. Nerede? Nerede? Nerede abi? Nerede abi? Nerede? 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 Ha, Tristi 300 burada da varmış, evet. İşte bir de böyle bir yeşil, yeşile çalan bir rengi var Tristi 300'ün. Bu Akropoviş egzoz falan var üzerinde ama bu şeydir herhalde. Yani donanımların, aksesuarlarının görülen halidir diye tahmin ediyorum. Şöyle geçeyim. Yeşile çalan bir rengi Tristi'nin. Burada da yine şey rengi. Koyu gri rengi var. Şimdi abi asıl yeniliklerden bir tanesi de R serisinde, R1'de. Nerede abi R1? R1. Hah, burada R1'in şey versiyonu var. GYTR diyor. R1M. Evet. Şöyle bak, kalabalığı göstereyim şöyle önce bir. O kadar kalabalık ki motorları bulamıyorum, o derece. Şimdi R1 de bu sene yenilendi diye biliyoruz. Tasarımda yenilikler var. Mesela şu gözlere bir bakın. Tracer 700'de kullanılan şey buradan alınma zaten. Artlardaki bu mercek sistemi buradan alınma. Bu gözler daha da küçülmüş, daha da böyle güzel olmuş. Aerodinamik olarak tasarım değiştirilmiş ve karbon kullanılmış bunlarda. Şöyle vurduğumda ses geliyor. Karbon kullanılmış. Şu parçalar, grenajlar, çamurluk, şunlar falan, yan grenajlar falan hepsi karbon olduğu söyleniyor. Öhlüsü süspansiyon sistemi var önde. Bu R1M versiyonu, yani daha üst segment, daha dolu olan versiyonu. Elektronik süspansiyon var üzerinde. Gösterge paneli orada. Demo versiyonu yok, açık değil. İşte kuyruğunu falan görüyorsunuz. Yani daha ne anlatayım? Ha, şunu anlatabilirim. Yamaha mühendisleri R1 kullanıcılarından ve pistlerden aldıkları sonuçlar doğrultusunda motor bloğunda yenilik yapmışlar. Yeni R1'lerin, R1 ve R1M'lerin yenilikleri bunlar. Yani daha güçlendirilmiş, daha gaz sıyası arttırılmış, şaside bir takım değişiklikler var. Motor bloğunda kullanılan o materyal yapısında değişiklikler var. Bu tarz değişikliklerle daha da güçlü hale getirilmiş diye öğrendim. Bu R1M versiyonu karbon, diğer şey versiyonu, şurada daha rahat gösterebilirim abi. Niye orada uğraşıyorum ya? Bak burada insanlar var. Burada daha rahat gösterebilirim. Buyurun. Burada çok da güzel bir manken ablamız var. Yani yenilikler bunlar. Şimdi Yamaha'da kaç tane model saydım? Bir daha baştan tekrarlayayım. Tristi 300 var. T-Max 560 var. MT-125 var. MT-25 var. R1 ve R1M'lerde yenilikler var. Başka Nike'ında veya diğer modellerde de renk güncellemeleri var aslında ama hani şu zamana kadar gezdiğim bütün standlar içerisinde en çok yenilik Yamaha'da. Umarım hani anlatabilmişimdir bu kalabalık içerisinde, umarım gösterebilmişimdir. Yamaha standından böylelikle uzaklaşayım, daha rahat, daha ferah standlara kaçayım.